Tekrardan selamün aleyküm arkadaşlar. Herkese sağlıklı, bol yavrulu hobiler. Yani şunu şu şekilde gösterirsem eğer köprümüz bu. Şimdi tabanı yapmıştık. Ancak birazcık ara verdik. Onu elimdeydi. Yanlışlıkla bitirdim. Şimdi şöyle gösterirsem. Her tarafı silikon olduğu için hep elime bulaştı. Şimdi bunu bu şekilde bırakacağım. Kuruyacak. Yarına kadar bu kuruyacak. O şey ne o? Kumun düşmemesi için delikler. Yarına kadar kuruyacak. O kurumadan dekora başlayamıyoruz. Neden? Veyahut da diğer katmanları da koyamıyorum. Şimdi sinekliğimizi de koyduktan sonra bunun üzerine substrat gübreleri falan ekleyeceğiz. Ancak onları eklememiz için de dekorlarımızı eklememiz lazım. Boşu boşuna dekorun altına substrat, gübre atmanın bir manası yok. Gübre şeylerimiz de, şimdi bunları da yerleştireceğim. İkisinin arasında bağlantı görevi olduğu için öne mi gelecek, arkaya mı gelecek, dik mi duracak, yan mı duracak, sağ mı duracak, sola mı duracak, yamuk mu duracak, düz mü duracak, onlara bakacağım. Ondan dolayı şimdi şunları bir akvaryumun içine bir koyalım görsel olarak. Hem şu odayı birazcık toplamış olurum. Bakalım nasıl duracak. Şöyle genişten alırsak armatürümüzle birlikte bence çok hoş duruyor. Çok hoşuma gitti şu anda. Şöyle. Şu armatürü birazcık öne çekelim. Ayağımı vurdum. Şöyle. Şimdi arkadaşlar o yarın kuruyunca ikisi arasındaki açıyı ayarlayıp işte beraber köprü görevi görecek. Onu buraya yerine yerleştirdikten sonra şuraya bir dekor daha ayarlayacağım. O dekoru da ayarladıktan sonra şu alttaki taş dekorla alakası yok zaten. O hatta belki onu birazcık daha yükseltebilirim veya da kumu koyacağım, ondan sonra yükseltirim. Yaklaşık yani şu dal, şöyle gösterecek olursunuz, şu dal şöyle hemen hemen sıfıra denk gelecek neredeyse. Yani şu şunun o hizasına denk gelecek hemen hemen. Onu daha yukarı gelecek bu şekilde. Altına oraya toprak dolduracağım. Toprağı doldurduktan sonra tekrar o taşla birlikte o taş yükselti görevi görmesi için kullanacağım onu. Veyahut da taş orada kalıp toprak mı koysam bilmiyorum, ona bakacağım işte. Yani o yükseldi, şu dekor daha yükselecek. Daha sonra buranın da dekorunu yapacağım. Ondan sonra işte substratını, gübresini, bilmem nelerini koyacağım, ekstralarını. Şöyle yukarıdan gösterecek olursam. Sonra şuradan şöyle şuraya yaklaşık neresine kadar diyeyim. Sizin şu kökün hizasına kadar şuraya bir taş dikeceğim. Şu şekilde ki bu arka taraf toprak yığın olacak böyle. Bu şekilde buraya kadar olacak. Yani nasıl göstereyim? Yani şuraya kadar bu toprak yığımı olacak. Oradan mesela bitki gelecek, yine böyle sarkacak buradan. Ondan sonra yine buraya şu ön tarafı birazcık arkaya doğru dalların arkasına yine taş koyacağım buraya. Yaklaşık şu parmağımın şurasına kadar bir yükselti olacak yine burada da. Burası da bu şekilde yükselecek. Taşın hemen altından, yani şuradan şöyle belki şuraya kadar şöyle bir yükselti olacak. Buradan aşağı şuraya biraz daha küçük bir taş koyacağım. Kısa, yükseltinin bir anda inmemesi için, daha dengeli durması için şuraya da koyacağım. Buradan sonra zaten aşağı doğru meyil verecek, gidecek. Bunlar kum girdiği zaman bunları ben birazcık daha yükseltirim. Daha sonra da bakacağız neler olacak, neler bitecek. Şimdilik yani bu kadar. İşte şuralara anobiyas gelirse buce, ondan sonra ne olabilir? Başka javafern, yani onun gibi o tarz şey kökü istemeyen bitkilerden falan ekeceğim. Veya
Şuradaki boşluktan belki geçirebilirsem, bakın şurada orada arkada kum var ya, kum olacak ya yani. O boşluktan geçirebilirsem gelen bitkilerden öyle bir bitki getirip, bu arada şurada arkada aşağıda bayağı bir boşluk var. Neyse, orası zaten kumla kaplanacak. Yaklaşık şuraya kadar kum kapatacak bunu zaten. Şöyle. Kapanmayan yerden de oradan akar, orayı kendisi kapatır. Sorun yok. Bu şekilde yani. Şöyle tekrardan genişten göstereyim. Şu etrafı ben birazcık toplayayım şöyle. Bugünlük bu kadar. Şu dışarıdaki köprümüz kurusun. O kuruduktan sonra yarın inşallah bunun da dekorunu bitirmiş olurum. Bitkileri büyük ihtimalle kurmayacağım. Çünkü diğer gelecek bitkileri de bekliyorum arkadaşlar. Çünkü az bitkiyle kurduğumuz zaman ekstra yani kullanılamayan şeyler, neyler onlar? Maddeler, bitki için, yosun için gerekli olan besinler, bitki az olunca kullanılamıyor. Kullanılamayınca da bu sefer yosuna gidiyor hani. Ondan dolayı bol bitkiyle bitkili akvaryum kurulumu yapmak, ilk başta bol bitkiyle kurmak güzel sonuç. Yani yosun problemi bir nebze de olsun önüne geçiyor. Zaten bunun içine Anobias nereden çıktı? Eledoğa falan da atacağım. İlk başta Eledoğa bulabilirsem, tilki kuyruğu, böyle hızlı emen bitkilerden de atacağım zaten ki hızlı besin tüketsin, yosunlara besin kalmasın diye. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Yani bu şekilde. Şöyle. Bak. Vay arkadaş. Yiye yiye bitirdiler ya. Yiye yiye bitirdiler şu bitkimi var ya. Şerefsizler yiyorlar. Yemin ediyorum yiyorlar ya. Üçüncü o. Gördüğüm yiyeni alıyorum. Ben de bu akvaryuma atıyorum ki şöyle göstereyim. Şu elimi bir silelim. Ya bakın. Gösterebilirim mi? Ya şurada yaprak bırakmadılar ya. Şu kısımda yaprak bırakmadılar. Bakın yine şu kısım, bak. Şunların uçları hep yapraktı. Böyle. Yok, yapraklarını yiyorlar. Saplarını bıraktılar. Yapraklarını yiyorlar ya. Şöyle bir güzellik gösterelim size. Netlemedi. Netlerse eğer. Şansınızda da netlemedi. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde. Oo, bak kovalar yerini sevmiş galiba. Bayağı güzel büyüyorlar. Şunlar birbirinin içine geçmiş. Oo, Pelia da güzel büyümüş. Netlememişim ben size ama. Pelia da güzel büyümüş. Şu gübreleri ayarlayayım. Gübreleri ayarladıktan sonra gübre girişi yaptığım zaman büyük ihtimalle çok daha güzel büyüyeceklerdir. Güzeller. Neyse arkadaşlar. Şöyle. Hasır iple yaptığımız armatürümüz de bence çok güzel duruyor. Herkese iyi hobiler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.